Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. ABD'den Çin ve bazı ülkelere tehdit nitelendirmesi. ABD Savunma Bakanlığı kitle imha silahıyla mücadele stratejisi isimli belgesinde İran ve Kuzey Kore'yi, Çin ve Rusya'yı tehdit olarak nitelendirdi. Pentagon, 2014'ten bu yana ilk kez kitle imha silahıyla mücadele strateji belgesini yayınladı. Belgede İran ve Kuzey Kore daimi tehdit olarak nitelendirilirken, Çin artan tehdit, Rusya ise akut tehdit olarak isimlendirildi. Kuzey Kore ile ilgili kısımda kapasite geliştirmeleri, Kuzey Kore'ye çatışmanın herhangi bir aşamasında nükleer silah kullanma imkanı veriyor değerlendirmesi yapılıyor. İran'la ilgili kısmında ise İran'ın şu anda nükleer silah programını sürdürmediğini değerlendiriyor. Ancak bu ülkenin 2 haftadan az bir sürede nükleer araç geliştirecek ham maddesi var ifadesini kullandı. Kaşgar'a giden İsveçli parlamenterden çarpıcı açıklama. Kazakistan üzerinden otobüs yolculuğuyla Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrine giden İsveç parlamento üyesi Bay Joseph Sijöster, Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı baskısının her yerde görülebildiğini ve sokaklarda ağır silahlı polislerin devreye attığını bildirdi. Diplomat Jones, 28 Eylül 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşgar hayal ettiğim kadar şaşırtıcıydı. Antik sokaklar, sokak hayatı ve diğer Orta Asya ülkelerini andıran kendine özgü bir Uygur kültürü vardı. Şehir İpek yolunun en parlak döneminde inşa edilmiştir. İnsan saatlerce dolaşabilir, çayhaneleri ve camileri ziyaret edebilir" ama ifadelerini kullandı. Jones ayrıca Türk ve İslam dünyasından Doğu Türkistan'ı ziyarete giden bazı kendini bilmez Çin sevicilerinin "orada her şey çok normal, Uygurlar çok mutlu" propagandasını çürüterek "Çin'in Uygurlara karşı baskısı her zaman mevcuttu. Ağır silahlı polisler sokaklarda görülebiliyordu ve gözetleme kameraları her yerdeydi. 1 milyondan fazla Uygur açlık, işkence ve tecavüz, ağır gözaltı kamplarına konuldu. Çin onların kültürünü yok etmeye çalışıyor" dedi. Öte yandan Orta Asya'daki Türk devletlerinin sessizliği ve Batı'nın Uygur soykırımı ile ilgili yeterince ses çıkartmadığını ifade eden diplomat, "Çin güçlü ve kudretli. Seslerini yükselten ülkeleri cezalandırıyor. Orta Asya ülkeleri, ekonomik ortakları Çin'e giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Ancak Uygur davası için ABD'de bile çok zayıf sesler geliyor" değerlendirmesini yaptı. Son olarak toplama kamplarına atılan masum Uygur Türklerinin sayısal olarak da çok fazla olduğuna ve sözde kardeş aile adlı soykırım politikasına değinerek, "rakamlar inanılmaz, milyonlarca insan kamplarda ya da zorla çalıştırmada, ailelerinden koparılan çocuklar var, her evde bir Çinlinin yaşamasını zorunlu kılıyor, zorla kısırlaştırmanın birçok kanıtı var" dedi. Doğu Türkistan'a giden gazeteciler şoke oldu. Çin'in davetiyle Doğu Türkistan'a giden dünyaca ünlü Avustralya merkezli ABC televizyon kanalı muhabirleri Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikalarını deşifre etti. Çin'in davetiyle Doğu Türkistan'a giden Avustralya'nın en ünlü yayın kanalı ABC televizyonu uluslararası medya kuruluşlarıyla birlikte Doğu Türkistan'a gitti. Tamamen Çin'in kontrolü ve izin verdiği yerleri ziyaret eden ABC ekibi, Çin Komünist Partisi'nin yıllar süren acımasız baskısının ardından Doğu Türkistan'ı bir turizm noktasına dönüştürmeye çalıştığını aktardı. ABC'nin 30 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı özel raporunda, Çin'in baskıları neticesinde Doğu Türkistan'ın dünyadan izole edildiği bildirildi. Xi Jinping'in 2014 tarihinde Doğu Türkistan'a yaptığı ziyaretinde verdiği sözde terörizme karşı sert saldırı emrinden bu yana Doğu Türkistan'daki baskıların belgelendiğini vurguladı. ABC ekibi ayrıca Çin'in Uygur soykırım politikasına değinerek Amerika'nın bu baskıyı soykırım olarak nitelendirdiğini ancak Avustralya'nın soykırım kelimesini kullanmadığını bildirdi. Öte yandan ABC ekibinin Çin hükümeti tarafından
özenle organize edilen bir medya turuna katıldığını, ancak hiçbir yetkilinin ve tur rehberinin kayıtlara geçmek istemediğini kaydetti. Muhabirler Çinli yetkililerin sıkı denetiminde bir hafta geçirdiğini aktararak, bir hafta süren ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 20 gazetecinin katıldığı tur sıkı bir şekilde kontrol edildi ve yoğun program içinde yerel halkla konuşmamız için çok az zaman bırakıldı. 1 milyondan fazla insanın aylarca, hatta yıllarca kilit altında tutulduğuna inanılan eski toplama kamplarından birini görme talebimiz Çinli ev sahibimiz tarafından reddedildi ifadelerini kullandı. Öte yandan tur sırasında bölgedeki hediyelik eşya satıcısı Uygur Türk ile röportaj yapıldığını aktaran ABC muhabirleri, bu tur rehberleri tarafından sağlanmadı. Onunla röportaj yapmaya başladığımızda hiç tanımadığımız başka bir adam elinde kamerayla belirdi. Yanımızdaydı, burada ve satıcının her cevabını filme aldı, değerlendirmesini yaptı. ABC ekibi Kaşgar Hedka Camisi'ne gittiklerini aktararak, Çin bayrağı ufalanan cami kubbesinin üzerinde rüzgarda dalgalanıyor. Ezan sesini susturmuş, uzun sakallıları ve peçeleri görmek neredeyse imkansız. Kur'an-ı Kerim satın almak istedik ve nereden alınacağını bilen kimseyi bulamadık. 5000 kişilik ibadet etme kapasitesine sahip olan 600 yıllık Hedgah Camii artık öncelikli olarak turistlik bir çekim merkezidir. Rehberlerimiz başlangıçta içeri girmemizi istemediler ama sonunda izin verdiler. Ziyaret ettiğimiz gün birkaç on insan dua etmeye gelmişti. Çoğu yaşlı ve hiçbiri 50 yaşın altında değil ifadeleriyle Kaşgar'daki Çin baskısını gözlerinin önüne serdi. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.